şimdi müsaade ederseniz ne kadar süren var arkadaşlar bana bir söylerseniz en azından başlamış olayım. Tamam, harika. Şöyle bir Sadullah Ergin tartışması var siyasette, biliyorsunuz. Dolayısıyla önce hatırlatacağım. Şunu hatırlatacağım. Mustafa Balbay, FETÖ'nün kumpasları kurduğu günlerin Adalet Bakanı dedi. Uğur Dündar, Fenerbahçe'ye FETÖ kumpası yapılırken Adalet Bakanı'ydı dedi. Şöyle dedi Dündar, Fenerbahçe'ye 3 Temmuz FETÖ kumpası yapılırken Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin'in Atatürk ve Cumhuriyet'le özdeş olan Çankaya'dan aday gösterilmesini bir Fenerbahçeli olarak kabul edemiyorum. Mustafa Balbay ise Sadullah Ergin'i listede görünce aklımıza ilk Silivri cezaevinde pimpon oynaması geldi. Hani o FETÖ'nün en alçak kumpasları kurduğu günlerin Adalet Bakanı Ergin'i kutluyoruz, iyi oyuncuymuş. Sadullah Ergin de bir açıklama yaptı. Ben Millet İttifakı içinde Deva Partisi'nin milletvekili adayıyım. Seçim işbirliği protokolü çerçevesinde Deva'nın diğer adayları gibi CHP listesindeyim. Bu Deva'nın tasarrufu CHP'ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum dedi. O Oğuz Kağan Salıcı CHP adına konuştu. Siyasetler kişiler üzerinden yürümez. Siyasetler partiler ve fikirler üzerinden yürür. Biz ittifakın içindeki siyasi partiler olarak beraber yürüdük. Tepkiler olur, tepkiler olacaktır. 2018'de ve ondan önceki seçimlerde oldu. Muharrem İnce bunun bu cümlesini, yani İnce'nin bu cümlesini daha sonra da konuşacağım. Mecliste iki tane AK Parti olacak iddiasını yenildikten sonra Ali Babacan, Sadullah Ergin, Davutoğlu 2017 referandumunda evet oyu kullandılar. Erdoğan bunları kandırmıştı. Şimdi CHP listelerindeler. Erdoğan tekrar kandırırsa ne olacak diye sordu. Şimdi sorum şu. Bu sefer de Hasan Basri Bey ile başlayalım. CHP Sadullah Ergin'i niye aday yaptı? CHP'liler Sadullah Ergin'e oy verir mi? Sadullah Ergin'in dediği gibi Deva'nın tasarrufu mu? CHP'nin tüm bu tepkilerin karşılığında bir ne diyeyim, suç demeyeyim de yani CHP'nin hiçbir rolü yok bu tepkileri almalarında. Ya olmaz olur mu? Yani biz işte Çankaya'da ikinci sıraydı galiba değil mi? Çankaya'da üçüncü sıra. Üçüncü sıra mı? Çankaya'da üçüncü sırayı evet. Size ayırdık. Siz buraya kimi isterseniz koyun diye bir teklif yapılmamıştır herhalde. Bunu ortaklaşa aldıkları bir karar çerçevesinde yapmışlardır. Hatta kulislere sızan dedikodulara bakacak olursanız Sadullah Ergin'i öncelikle Hatay için denemişler. Melik Yiğitel daha iyi bilecektir. Hatay için denemişler. Orada çok büyük bir protesto çıkınca evet. Nasıl olsa Çankaya'daki seçmenimiz her halükarda bize %80'lerle oy veriyor. Bunu da araya kaynatırız diye düşünmüş olmalılar ki Sadullah Ergin'i oraya koydular. Yani Sadullah Ergin'e dair kişisel... Kaynadı mı? Nasıl? Araya kaynadı mı? Ya evet kaynadı. Ben çok konuşulur. İşte gazeteciler bunu protesto edebilir. CHP'ye yakın gazeteciler. CHP'nin içerisinden isimler rahatsız olduğunu falan söyleyebilir ama... kimsenin orada Sadullah Ergin'e falan bakacağını zannetmiyorum. Yani düşünsenize Karayılan'dan açıklama geliyor. Kimsenin umru olmuyor. FETÖ'cülerden açıklama geliyor. Kimsenin umru olmuyor. Kimin ne yaptığını herkes çok iyi biliyor. Sadullah Ergin'in ismi oraya girince mi çok büyük sorun oldu? Bir iki kişi konuşur, birkaç gün konuşur, sonra da unutulur gider. Hani Kemal Kılıçdaroğlu diyor ya, tıpış tıpış oy verirsiniz. Hakikaten gidersiniz, tıpış tıpış oy verirsiniz. Sadullah Ergin'e de verirsiniz. Kimi koyarsa CHP genel merkezi ona da verirsiniz. Evet. Yani bunun ya zaten listelerin yapılışında ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun zihninde böyle bir gerçeklik olduğunu düşünüyorum. Mesela partisini küstürmemek veya parti yetkililerini küstürmemek, seçmenini rahatsız etmemek gibi hiçbir kaygı taşıdığını zannetmiyorum. Eğer öyle olsaydı zaten 71 değil mi? 71 kadar ister seçilecek listeden olsun, ister seçilemeyecek listeden olsun. 600'ün içerisinde 71 kadar listeyi bu 4 küçük partiye teslim etmezdi. Seçilebileceklerin içerisinden 20-25 kadar kişiyi buraya teslim etmezdi. Oradaki tercih ettiği isimlerin Sadullah Ergin ve benzeri isimlerin üzerinde biraz daha titizlenirdi. Hayır, titizlenmeye bile gerek duymamış. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu bir siyasetçi olarak ve CHP'nin başında 10 yılı aşkın bulunmuş bir siyasetçi olarak
şu zihniyeti çok benimsemiş durumda. Önemli olan ben diğer grupları, ister HDP olsun, ister HDP seçmeni olsun, ister bu dört küçük parti olsun, ister bu dört küçük partinin seçmeni olsun, onları rahatsız etmediğim müddetçe nasıl olsa her halükarda, çok özür dileyerek söylüyorum, yani söylemeyeceğim, çok kötü adaylar koyduğumuzda bile ona oy verecek bir kitlemiz var diye düşünüyor. Yani yıllar önce söylediği oy vermeyecekmişsiniz, gideceksiniz, tıpış tıpış oy vereceksiniz zihniyetinin Kemal Kılıçdaroğlu'nda yoğun bir şekilde var olduğunu, seçmeninin bu tür durumlarda küskünlük yapamayacağını düşünüyor olmalı. Özellikle Muharrem İnce ve Memleket Partisi üzerinden ya bir alternatif çıktı, belki bu sefer böyle olmaz diye düşünüyor olabilirsiniz. Onu da ben çok önemsediğini zannetmiyorum. Şayet önemsiyor olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu onu. Ama orada bir şey sorabilir miyim Hasan Basri Hoca? Bir şey sorabilir miyim? Ya benim anlamadığım şu. Şimdi partiyi işte küstürmemek, seçmeni rahatsız etmemek gibi bir kaygı taşımıyor diyorsunuz ama şimdi Mustafa Balbay'ın özellikle ilk Silivri cezaevi, yani Ergenekon her yere kon, hatırlayalım. Her çuvalın içine bir nevi herkesin doldurulması, orada pek çok insanın hayatını yitirmesi ya da hayatından çalınması diyeyim. Bu isimlerin şu an bazıları da CHP'de üstelik. Ya her şeyi bırakın, Dursun Çiçek orada. Yani Dursun hakikaten mesela bu isimler sizce... bu isimler bulamadı. Gidip sizce tıpış tıpış Sadullah Ergin'in ya da tepki gösterdikleri bazı isimlerin olduğu partilere, şey diyeyim, ittifaka oy verecek mi Kılıçdaroğlu'nun bakış açısıyla ve sizin deyiminizle? Ya ben yani çok benim bakış açımı soruyorsanız çok ufak bir fark olabilir Memleket Partisi'ne veya başka adreslere. Sırf bu isimler üzerinden yönelebilecek veya son dönemde bu yaşananlar üzerinden yönelebilecek ufak bir kitle olabilir. Ama Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir ufak kitlenin bile var olduğunu düşünmüyor sanırım. Yani mesela böyle bir durumda en azından dengeleme yapmaya çalışırdı, değil mi? Senelerdir işte canlı yayınlarda CHP adına oraya buraya bakanlık bile verebilecek kadar CHP'nin içerisinde kendisini hisseden Dursun Çiçek listenin dışında tutuluyor. Ergenekon çerçevesinde tutuklanmış, yargılanmış Dursun Çiçek listenin dışında tutuluyor. Sadullah Ergin Çankaya'da 3. sıradan aday gösteriliyor. Yani kafasında böyle bir resim olmasa bunu yapmaz. Dengelemeye çalışır en azından. Yani Çankaya'da olmadı, başka bir yerde Dursun Çiçek veya benzeri isimlere yer verebilir. Ama herhalde CHP seçmeninin bir çaresizlik içerisinde olduğunu düşünüyor olmalı ki bu tür hassasiyetlere hiçbir değer vermedi. Listenin genel haline baktığınızda İzmir 1. bölge 1. sıraydı galiba. O tür isimlere vesaireye baktığınızda da aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun öyle tabandan pek bir endişe duymadığını görebilirsiniz. İster bu zamana kadar HDP ile yürüttüğü diyaloğa bakarsınız. İsterseniz KHK'lılar hakkında bu zamana kadar söylediklerine bakarsınız. Nereye bakarsanız bakın. CHP tabanının, hani Kemal Kılıçdaroğlu'yla da %25, Kemal Kılıçdaroğlu'su da %25, Kemal Kılıçdaroğlu olmadan da %25 diye bir inanış var ya, o inanış herhalde Kılıçdaroğlu'nun zihninde oturmuş durumda. Seçmeninin bir yere gidemeyeceğini düşünüyor. Ne yapıyorsunuz? Öyle bir düşman imgesi yaratıyorsunuz ki Erdoğan gibi bir düşman var. Erdoğan'dan kurtulmak için her şey mübahtır noktasına getiriyorsunuz. Dolayısıyla seçmeninizi mecbur hale getiriyorsunuz. Erdoğan'dan kurtulmak için Sadullah Ergin'e oy vermek mübahtır. Erdoğan'dan kurtulmak için HDP ile iş yapmak mübahtır falan gibi bir noktaya çekebiliyorsunuz. Bu şimdiye kadar işe yaradı. Ne kadar yarar onu göreceğiz. Ha, bu konuda mesela eleştirel sesler çıkıyor mu? Çıkıyor, birileri çıkartıyor. Mesela Yılmaz Özdil çıkardı. Ne oldu? İşinden oldu. İsmail Saymaz çıkardı. Ne oldu? İşinden oldu. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye yakın medyada bulunan insanlar alternatif bir ses, ya bu kadar da olmaz falan dediklerinde işlerine bile son verecek kadar güçlü. Dolayısıyla bu anlamda herhangi bir sıkıntı yaşadığını düşünmüyorum. Ancak seçimden sonra bir başarısızlık durumunda
Hakan Bey'in hep hatırlattığı gibi o zaman birileri bu meselenin kapağını açacaktır. Yani kazanamayacağınız bir seçim için Sadullah Ergin'i aday yaptınız. Bu küçük partilere bu kadar alan tanıdınız. İşte o zaman şunu söyleyenler bile çıkabilir. HDP ile çok yakın işbirliğine girdiniz. O yüzden seçim kaybettiniz. Milliyetçi oyları kaybettiniz diyenler olabilir. Efendim Muharrem İnce ile doğru düzgün bir anlaşma yapmadınız. Ona doğru düzgün bir teklif sunmadınız diyenler çıkabilir. Demokratik Sol Parti ile niye uzlaşmadınız? Niye karşı tarafa bıraktınız? Diyenler çıkabilir. Ama onlar bugün çıkmıyorlar. Niye? Bu plan çerçevesinde kazanılma ihtimali hala var olduğu için şu an seslerini çıkartmıyorlar. Ama biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından önce ne olur aday olma, sakın aday olma, uzak dur falan diyenler bugünlerde tek adayımız Kılıçdaroğlu, tek seçilme ihtimali olan kişi Kılıçdaroğlu'dur diye yazıp çiziyorlar, konuşuyorlar. O zaman da başka türlü konuşacaklar. Bu zikzaklara çok aldırış ettiklerini zannetmiyorum. Hani bir seçmen olarak rahatsız eder mi? Eder. Ama özellikle Ankara ve Çankaya gibi bir yerin içerisine yedirmiş olmaları Sadullah Ergin'i bir plan gibi duruyor. İşler mi? İşler. Yani CHP seçmeni gidip Sadullah Ergin var diye CHP'ye oy vermekten kaçınmayacaktır. Maalesef ülkemizin siyasi konjonktürünün geldiği bu hal hepimizi rahatsız ediyor ama bir müddet böyle gidecek gibi duruyor. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun da daha yıllar önce yaptığı bir açıklamayı hatırlatayım Mete Yarar'ı geçmeden. Bu ülkenin talihsizliğine Ali Diboju'dan Adalet Bakanı olur mu? Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil milletvekili olamazsın demişti. Mete Yarar şimdi ya, Sadullah Ergin'den önce acaba... Siz söyleyince aklıma geldi. Yani düşünsenize Ali Babacan'ı... Tabii buyurun. Babacan'ı Yüce Divan'da yargılayacaktı Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi Cumhurbaşkanı yardımcısı yapma sözü veriyor. Davutoğlu'na tarihin gördüğü en çapsız dışişleri bakanı diyordu. Şimdi yine Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı veriyor. Listelerinde onun partisine geniş bir yer ayırmış. Yani Sadullah Ergin'le ilgili söylediğini de kolayca göz ardı edebiliyor. İşin ilginç tarafı seçmenine de bunu dayatabiliyor.